Merhaba arkadaşlar, bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime TrendFX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar, özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler, açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda, yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Dolar telegrafinden başlayalım. Yeni ayın ilk günü dolar kurunda hareketlilik devam ediyor. Ee, gün içerisinde 7.79 seviyesini aşağıda test etti. Dün ise sabah açıklanan olumlu büyüme verisi ve normalleşme adımları sonrası e, Türk Lirası tarafında görülen olumlu performansın devam etmesiyle e, gün içinde 7.74 ile e, son bir haftanın en düşük seviyelerini test etmiş durumda. E, bugün ise 7.85 seviyesinin hemen altında fiyatlamaya devam ediyor. Aşağı doğru düşen trendin içindeyiz hala alışların biraz daha hızlanması ve devamının gelmesi için 785 seviyesinin üstünde kalıcı olması gerekiyor. 785 altında kaldığım sürece ilk hedefimiz aşağıda bulunan 775 seviyesi olacaktır. Dün gün içerisinde 91.490 ile 2.5 buçuk senin Dip seviyelerine gerileyen e, dolar endeksi bugün hafif alıcılı takip ediyor. E, 91.900 seviyelerinde işlemde. E, kur için Perşembe günü açıklanacak enflasyon rakamları e, önemli olacak. E, dikkatler bugün FED Başkanı'nın yapacağı konuşmada, Powell'ın yapacağı konuşmada olacak. E, bugün Türkiye tarafında gelen bir diğer önemli veri ise. Türkiye'nin imalat sektörü satın alma yöneticileri yani PMI oldu. Kasım ayında 51.4 olarak gerçekleşti. Eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret etti. Anket sonuçlarına göre Ağustos'ta 54.3 olarak ölçülen PMI Eylül'de 52.8 seviyesine gerilemişti. Ekim ayında da bir miktar toparlanarak 53.9 olarak gerçekleşmişti. Diğer taraftan Merkez Bankası yeni hamleler yapmaya devam ediyor. E, bankaların yurt dışındaki e, konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliği haiz ortaklıkları ile e, yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlar yapacakları e, TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları e, yasal öz kaynakların %2.5'u kadar uygulanacak daha önce bu limit yüzde 0.5 olarak uygulanıyordu dün açıklanan büyüme verisi ile ilgili olarak da Türkiye yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 büyüyerek şu ana kadar üçüncü çeyrek verilerini açıklayan ülkeler arasında en hızlı yıllık büyüme kaydeden ülke olmuş durumda Türkiye'yi yüzde 4.9 ile Çin takip etti ee, geçen çeyrek yaşanan %9.9'luk daralmanın ardından 3. E, çeyrek, çeyrekte koronavirüs tedbirlerinin kaldırılması ve geçen yılki e, düşük büyü, büyümenin yarattığı baz etkisi e, bu sonucun elde edilmesinde etkili olmuş durumda. E, onun dışında Türkiye Varlık Bonu Borsa İstanbul'un %10'luk e, payının e, Katar Yatırım Otoritesi'ne e, devrinin tamamladığını duyurdu. Yapılan bu anlaşma ne kadar fiyata yapıldı derseniz e, 200 milyon dolar oldu. Biz bu duruma katılmadan e, Az gelecek yerden tavuk esirgenmez diyoruz. Aslında e, devletin aslında amacı e, kuru düşürmek değil. Yani dolar kurunu düşürmek değil. E, niyeti arkadaşlar asıl niyeti devletin e, rezervlerini arttırmak. Yani... Çünkü 128 milyar dolar satıldı e, kuru baskılamak için ama olmadı vatandaşın parası yandı bitti kül oldu. E, onun dışında e, bakanlık Aralık 2020 Şubat 2021 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. E, Hazine ve Maliye Bakanı 10 Aralık'ta e, Aralık'ta 10 milyar lira Ocak 2021'de 36.9 milyar lira Şubat'ta ise 48, 48 milyar lira iç borçlanmaya gideceğini açıkladı. Grafik üzerinde incelemek gerekirse gördüğünüz gibi 7.82 seviyesinin hemen altında fiyatlanıyor. E, fakat bu seviyeye geçmesi durumunda özellikle 7.85 seviyesinin üzerine kalıcı olması durumunda yukarıdan 7.90 seviyesini ilk seviyemiz olarak göreceğiz. Zaten bu seviyeler test etmesi durumunda tekrar 7.95 seviyelerini görürüz. Fakat şu an genel olarak kurda aşağı arkadaşlar aşağı yönlü bir düşüş trendindeyiz. Yani gelen önemli verilerin iyi gelmesi özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın atmış olduğu BDDK aynı zamanda Merkez Bankası yani bunların işbirliğiyle açılan yeni dönem ekonomi vurgusu e, yapıldığı için, algı yapıldığı için şu an e, dolar TL grafiği düşüş trendinde hala. Fakat e, destek noktalarında alımlar e, hızlanabilir. Özellikle e, buradaki 7.85 üzerinde kalıcılık yarattığı zaman tekrar yukarıda e, 7.90-7.95 seviyelerini e, görebiliriz. Fakat 7.82'nin e, 7.85'in altında kaldığımız sürece tekrar aşağıda e, 7.76 e, seviyelerini göreceğiz. E, piyasaya yeni girmek isteyenler yani yeni e, tekrar pozisyon almak isteyenler arkadaşlar burada e, 7.80 7.85 seviyesi üzerindeki kalıcı kapanışları beklesin. 7.82 seviyelerini de değerlendirebilirsiniz. Fakat e, piyasa şu an yani dolar kuru özellikle düşme eğilimli olduğu için de e, stop loss'larınızı iyi ayarlayın. Yani e, yukarıda 8.57 seviyesindeyken e, aşağıdaki düşüşlere e, bu tarz düşüşler olursa yakalanmayın arkadaşlar. O yüzden stop loss kullanmanız e, burada çok önemli Kurda e, genel olarak baktığımız zaman düşüş <laughs> trende hakim fakat hala e, vatandaş e, Türk lirasına güvenmiyor arkadaşlar yani e, burada bir eksiklik var yani ne kadar adım atılırsa atılsın e, özellikle Cumhurbaşkanının açıkladığı haberlere ters e, farklı e, bir e, strateji açıklandığı zaman farklı insanlardan e, kur buna tepki veriyor. Aynı zamanda e, Avrupa Birliği'nden e, çıkacak haberler de tabii ki e, kurda önemli olacak. Özellikle Merkel'in açıklamaları e, olumlu sinyal vermedi e, Türkiye'yle yine. O yüzden e, kurda yükselişleri e, kısa bir zaman sonra görme durumumuz var. Fakat şu an e, genel olarak algı kurun e, düşme potansiyelinde. E, olursa da destek direnç noktalarından e, küçük küçük alımlar e, gelebilir arkadaşlar. Yani yukarıya tırmanışlar gelebilir. Fakat e, Merkez Bankası e, döviz rezervlerini dediğim gibi arttırma e, yolunda. E, o yüzden Merkez Bankası'na kasasına para olduğu sürece, e, Katar'dan oradan buradan e, para geldiği sürece e, kuru bu şekilde baskılamaya devam edeceklerdir. Yani e, yeni yönetim geldi, işte birçok e, yer satıldı vesaire. Yani bunların satılmasının en önemli sebebi tabii kuru baskılamak olacak. Çünkü Merkez Bankası'nın e, kasasında para bitti arkadaşlar Açıkçası söylemek gerekirse. Eksiye doğru gitmişti zaten. E, o o o yüzden e, kurda yeni çok yüksek ataklar e, şu an beklemiyorum açıkçası. Yani olursa da e, doların kafasına vururlar diye düşünüyorum yakın bir zamanda. E, yeni girecek olan piyasaya arkadaşlar bunlara dikkat ederse daha iyi olur. Biraz da e, ONS tarafına bakalım. ONS tarafına da e, uzun bir e, sert düşüşler vardı arkadaşlar. E, ekranda gördüğünüz gibi. ONS altın tarafı e, 1764 e, seviyesine. Tepki alarak bugün bu seviyeden tepki alarak hafif alıcılı seyrediyor. 1800 direncinin hemen altında işlem görüyor. Bugün FED başkanının konuşması olacak altında hareketlilik yaratabilir. Fakat büyük resimde hala aşağı haberlerin iyimserliği ve gelen ülkelerin iyi gelen verileri altına aşağı doğru çekmeye devam edecektir. Ee, öte yandan ABD Sağlık Bakanı azar aşılamanın Noel'den önce başlayabileceğini duyurdu. Bu yöndeki e, gelişmeler iyimser havaya e, destek olacaktır. Moderna ise e, aşının ciddi COVID-19 hastalığına karşı verimliliğinin %100 olduğunu, ABD'de aşı başvurusu için görüşmenin 17 Aralık'ta yapılacağını ve bununla birlikte ABD ile birlikte Avrupa İlaç Ajansı'na da e, koşullu onay başvurusunu e, yapılacağını belirtti arkadaşlar. E, onun dışında ee, ABD'de iki ilaç üreticisi geliştirdiği COVID-19 aşısının Aralık ayı bitmeden onaylamayı planlarken İngiltere'de e, Noel'den önce kendi aşılama programına başlayabileceklerini açıkladı. E, dünyada neler oluyor derseniz e, bir bakalım Avru e, Amerika'da 2020 bitmeden aşıları onaylamaya e, onaylamayı planlıyor arkadaşlar. İngiltere'de e, virüs kısmen kontrol altına, e, altına dedi İngiltere'de. Almanya'da acil yardım ödenekleri e, sonlanabilir Almanya'daki duruma göre. İtalya ise e, yeni teşvik paketini onaylamış durumda. Hong Kong kısıtlamaları e, daha da sıklaştırmaya devam ediyor. E, Türkiye tarafında da yeni önlemler ve karantinalar e, tedbirleri sıklaşmaya devam ediyor. Dün itibariyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları e, sıkılaştırıldı. sıklaştırıldı. E, grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar. Burada 1800 psikolojik direncimizi zaten yukarıda görüyorsunuz. Bu seviyesinin seviyenin altında kaldığımız sürece tekrar düşüş düşüş. E, sinyallerini göreceğiz, göreceğiz arkadaşlar. 1750 seviyesi özellikle e, burada bekleniyor. E, 1800 seviyesinin aşağısında kalması durumunda. E, zaten burada da 1764 seviyesini test etmiş durumda. E, bu şekilde. Fakat buradan hafiften bir tepki aldı. E, yukarıda 1800 direncinin denemesi gerekiyor. Eğer bu test seviyeyi deneyip yukarıda kalıcı bir hale gelirse e, tepki alımları devam edecektir. Bu da bizi 1850 seviyelerine kadar e, taşıyacaktır arkadaşlar. Fakat asıl gerçekten yükselişin gelmesi için 1850 seviyesinin üzerinde bir kalıcılık yapması lazım. Oradan sonra 1900-1930 seviyelerine çıkabilir. Fakat bu seviyenin aşağısında kaldığımız sürece daha fazla düşüş potansiyeline sahip arkadaşlar ons altın. Özellikle bu seviyenin aşağısında kaldığı sürece 1750 seviyelerin gelmesi mümkün. Bu seviyeler nasıl gelecek? Dediğim gibi aşı haberlerinin daha da iyimser olması, onaylanması özellikle FDA ve bu Avrupa'da aşı onaylanırsa Zaten e, şu an Aralık ayının başındayız. Gelen e, ülke verileri iyimser olursa 1750 seviyesinin aşağısına da e, sarkabilir e, on altın. Biraz da gram altına bakalım. Şimdi gram altına da durumlar şu şekilde tepki alımları e, olmuş durumda şu an. Neden dur buradan e, alım çıktı? Ons altındaki gelen e, alıştan dolayı e, gram altında yukarıya çıkışını sürdürüyor. E, yani bu asıl 1800 e, seviyesine aşağıya doğru düştüğümüz e, yani psikolojik olan seviyeden aşağıya düştüğü için gram altındaki satışlar derinleşmiş durumda arkadaşlar. Özellikle 440 seviyesinin üzerinde e, kalıcı kapanışlarda e, yukarıya doğru 450 seviyemizi zaten test etti burada. Şimdiki Yeni gelecek olan piyasaya arkadaşlar hani e, altın artık buradan desteğini aldı mı diye sorular var. Yani altının buradan desteğini alması için e, yani şu an elle tutulur gözle görülür bir sebep yok açıkçası. Sadece onsaltının e, kıpırdamasıyla e, gram altına da bir artış oldu. Hala gram altında da düşüş trendi devam ediyor arkadaşlar. Ama 450 seviyesinin üzerine kalıcı bir kapanış yaparsa. Birinci kademe alışlarınızı buradan yapabilirsiniz. Şu an e, özellikle aşağıya doğru düşme potansiyeli çok yüksek olduğu için 450 seviyesinin üzerine alan e, vatandaş da arkadaşlar da e, burada 450 seviyesinin aşağısına tekrar bir stop loss koyabilir arkadaşlar. E, 450 seviyesinin üstünde de zaten ilk hedefimiz 458. Onun da, da üzerine zaten e, arkadaşlar burada 475 seviyeleri e, bizi bekliyor olacaktır. Yani burada önemli olan e, asıl yükselişin temelidir gerçekten tepki alışı ve yükselişi devam edebilmesi için 458-460 seviyesinin üzerinde bir kalıcı kapanışa ihtiyaç var gram altın için. Gram altında zararda olan yatırımcılar bekleyecek arkadaşlar. Yani ee, yani gır altın sonuçta bu e, dünyanın her yerinde Aynı hiçbir ülke e, on altının Düşmesini de istemez çünkü merkez Bankasıların merkez bankalarının e, Kasalarında e, Tonla altın bulunuyor o yüzden Altın bir aslında e, bir e, B planıdır arkadaşlar yani Paralar e, ülkelerin parası değer paraları değer kaybetmeye başlayınca e, Altın satmaya başlıyorlar O yüzden de Eee Altına hiçbir ülke e, değeri düşük istemez o yüzden gram altın yatırımcısı zararda olan gram altın yatırımcısı özellikle burada e, biraz beklemeleri e, daha doğru olacaktır zaten e, bu gibi durumlarda yani bu gibi sert durumlarda stop losslarınızı mutlaka koyun arkadaşlar e, inanılmaz bir derecede zaten. E, yani 540 seviyelerinden itibaren çok sert düşüşlere düşüşler meydana geldi. Ee, daha da alttan alıp yani zarara sat, zarara satmak da arkadaşlar bir e, pozisyon almaktır. O yüzden e, zararına satıp daha da alttan almayı tercih edebilirsiniz. Yani daha çok zarar elde etmektense daha az zararla po, e, pozisyondan çıkıp aşağıda daha karlı bir şekilde tekrar alım noktası oluşturabilirsiniz kendinize. E, yani burada önemli olan destek direnç seviyelerine test etmesi. Yani bir kere aşağıya değdi diye o destek olmaz arkadaşlar. Birkaç kere deneyip aşağıya ya da yukarıya kıramaması lazım ki destek ya da direnç olsun. 440 seviyesinin üzerine fiyatlanıyor şu an. Direncinin e, aşağıdaki desteğinin üzerindeyiz. 440 desteğinin. Onun üzerinde 450 seviyesi var. E, buradan 450 seviyesinin üzerine hafiften bir kapanış yaparsa. 452, 453. Buradan hafif bir e, birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Tekrar aşağıda da ona göre stop losslarınızı koyup e, pozisyonu kapatabilirsiniz. Daha da alttan e, almak için. Biraz da kapanış. E, Gümüş grafiğine baktığımız zaman da 5.70 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zaten 5.70 seviyesi bizim destek seviyemizi. Onun üzerinde kalıcı kapanışlarda birinci kademe alışlarınızı yapabilirsiniz demiştik. Ons altındaki kıvırdamayla beraber gümüşte de bir hareketlenme olmuş durumda. 5.70 seviyesinin aşağısında kapanış yaptığı zaman arkadaşlar aşağıdaki ilk hedefimiz 530 seviyeleri olacak. 5.38 seviyesi olacak. 5.38 seviyesine gelmesi için arkadaşlar 10 altında da tekrar ciddi diyi bir düşüşe ihtiyaç var. Zaten dolar telegrafi aşağı doğru eğimli olduğu için tel gümüşü düşürme ihtimali var fakat özellikle da destek vermesi lazım 538 seviyelerine gelebilmesi için 570 üzerinde kalıcı bir kapanış yapması durumda birinci kadem alışlarınızı yapabilirsiniz yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Aşağıda tekrar toplosunu kullanabilirsiniz <laughs> alt seviyesinde malı burada okutabilirsiniz arkadaşlar burada özellikle bir yükseliş trendine tekrar girmesi için alt seviyesi yani biraz daha garanti yatırım yapmak isteyenler alt seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışlara e, dikkat etsin. Burada işlemlere girebilir. Alt seviyesinin zaten üzerinde kalıcı kapanışlar yaparsa yukarıda 650 640 seviyesinden e, malı burada okutabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında e, dediğim gibi 570 üzerinde kalıcı kapanışlar e, yatırımcı için iyi. Yani e, yükseliş trendi demesek de e, kıpırdama oluyor. Alışlar e, devam ediyor demek arkadaşlar. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına da geçenlerdeki olan sert düşüşün ardından şu an yükselme çabası eğili, e, yukarı e, gösteriyor. Zaten e, burada söylemiştim arkadaşlar yani bu BTC rekor kırdırmadan alıcılar bunu e, bırakmaz yani e, buradaki ilk hedefimiz yukarıda 20 bin e, dolar seviyesi 20 bin dolar seviyesini test edecektir e, 1800 18 bin e, 940 dolar seviyesi üzerinde kalıcı kapanış yaptığımız sürece yani bu seviyenin üzerinde olduğumuz sürece Yukarıda 20.000 seviyesini test edecektir 20.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece de 21.000 yani daha da rekorlar gelecektir arkadaşlar ee, Yani 25 bin dolar seviyesine kadar e, yukarıya çıkma potansiyeli bekliyorum açıkçası yakın bir zamanda BTC'de. Fakat e, aşağısı herhangi bir olası e, durumda e, 18 bin eğer 18 bin 940 dolar seviyesinin aşağısına kalırsa tekrar 17.788 dolar seviyesini aşağıda test edebilir. E, genel olarak e, arkadaşlar yani para BTC'ye mi kayıyor dersiniz? Yani şu an birçok dünya genelindeki yeni yatırımcı parayı BTC'ye kaydırıyor. Yani artık BTC burada alıcılar çok kuvvetli. Yani eskisi gibi değil çok iyi bir algı yaptılar özellikle son birkaç aydan beri. Birçok tahminci, birçok analist, işte birçok prestijli banka olsun, marka olsun hepsi BTC'nin yukarı algısından. O yüzden yukarıya çıkışlar devam edecek bir süre. Zaten BTC düşerse arkadaşlar çok sert düşecektir. 10 saltın gibi düşecektir. O yüzden stop loss'larınızı mutlaka koyun. Alım zamanı için şu şekilde buradaki 18.000 seviyesinin üzerindeki kalıcı kapanışları bekleyin. Eğer kalıcı kapanışlar yaparsa yukarıda zaten 20 bin, 21 bin seviyelerini test etmeye devam edecektir. Bu şekilde BTC analizini de bitirelim. Herkese iyi trade'ler diliyorum. Hoşçakalın.